Efendim selamun aleyküm. Öncü Radyo Televizyon, Radyo Öncü, Radyo Kent, Radyo Öğüt ve Radyo Özgür'de yayınlanan Muhtarlarla Konuşuyorum programından Cedidiye Mahallesi'nden size sesleniyoruz. Efendim Cedidiye Düzce'nin en önemli, en eski mahallelerinden bir tanesi ve en çok yaşam alanının olduğu mahallelerinden bir tanesi. Cedidiye Mahallesi'nin muhtarıyla beraberiz. Muhtarım kendinizi bir tanıtır mısınız bize? Üstadım öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Abdülmennan Yesirci. 1996 Düzce Merkez doğumluyum. Evet. Bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm. Bu mahallenin çocuğuyum. Evet. Eğitim... İlk ve orta öğretimi yine kendi mahallemde tamamladım. Ticaret Meslek Lisesi mezunuyuz. Üniversite eğitimimizi Eskişehir'de aldık. Evet. Üniversite mezunu bir muhtarız. Evet. Mahallemizle iç içeyiz. Evet. Bu Cedidiye Mahallesi dediğimiz zaman hikaye nereden geliyor? Biliyor musun? Cedidiye Mahallesi'nin tarihi çok eskiye dayanıyor ki benim tevellütüm buna yetmiyor. Ancak bir ufak bir verebiliriz. İcadiye Mahallesi'ydi burası. İcadiye. İcadiye Mahallesi'ydi ve Cedidiye, Fevzi Çakmak, Nusrettin Azmi Milli Mahallesi'ni kapsıyordu. Hı hı. Bu eğitimcilerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanarak bunları aktarıyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi'nin bir kısmında Rumlar geliyor. 1900'lü tarihlerde sürgün olarak geliyorlar. Yerleşim alanını işte Fevzi Çakmak olsun, Cedidiye olsun, Mimar Sinan Caddesi mevcuttaki bu alanda olmak üzere ticaretlerini geliştirerek bugüne geliyorlar. Daha kapsamlı bilgi vermek isterim aslında ama şu an anlatacaklarım bu kadar. Evet. Mahalleyle alakalı ama tarih çok eskiye dayanıyor. Evet. Peki mahalle nüfusuna kadar yerleşim alanı kaç tane konut var? Bir mahalleden bahseder misiniz? Vallahi mahallemizde 2340 seçmenimiz var. Mahalle nüfusumuz 3200'lerde. Yüz ölçümü olarak 360 dönüm kapsıyor. Bir adet belediye binamız var resmi kurum olarak. Sosyal güvenlik kurumumuz var. Keza Ticaret Meslek Lisesi lisemiz var. Çok göç alan bir mahalleyiz biz. Yerlileri bölge bölge, mahallemizi dörde bölebiliriz aslında, işte Abazalar, Gürcüler, Lazlar, Çerkezler, Kürtler olmak üzere etnik kökene sahip, eski etnik kökene sahip kalabalık bir mahalleyiz. Peki kaç yıldan beri muhtarsınız? Biraz da kendinden bahsedin. Ben 3,5 senedir muhtarlık yapıyorum. Bundan önceki muhtarımız rahmetli babam Cemalettin Yesirci kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti. Ara seçimle. Büyüklerimizin teklifiyle bu göreve talip olduk. 3,5 senedir de bu görevi ifa etmekteyiz. Peki 3,5 senede mahalleye neler kazandırabildiniz, neler yaptınız? rahmetli eski muhtarımız babam birçok hizmette mahalleye bulundu. 3,5 senede bizim yapmış olduklarımız, büyüklerimizin özellikle parkımız biraz cansızdı. Oturabileceğimiz rahat bir alan yoktu diye talepte bulununca, parkımıza Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özgü'ye ricada bulunduğumuzda, bir tadilat, çalışma düzenlemesi istediğimizde tabii ki muhtarım dedi, ekiplerini yönlendirdi. Peyzaj düzenlemesi olsun, oturma grupları, park grupları olsun. Bu konuda yardımcı oldu. İlk işlemimiz bu oldu açıkçası. Yani parkı aydınlatmak olsun. İkincisi güvenlik problemimiz vardı. Aileler çocuklarını parka rahat yollayamıyordu açıkçası. Bununla alakalı bir güvenlik kamerası çalışmamız oldu. Bu konuda da yine belediye başkanımız Faruk Özge ve destek hizmetleri müdürü şu an Barış Bey. Barış Bey'e de ben teşekkür etmek istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 56 mahalle arasında, pardon 59 oldu. 59 mahalle arasında en sıkıntı yaşanan merkezi parklardan biriydi burası. Gerek asayiş olsun, gerek narkotik. Ne sıkıntılar yaşıyordunuz? Ya nasıl söyleyeyim, ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri bugün uyuşturucu konusu. Yani lise çağına kadar indi bu. Emniyet müdürümüzle de yapmış olduğumuz görüşmelerde sağ olsun onlar bir proje başlattı. Her okula bir polis, okul giriş çıkış saatlerinde. Parkımıza da ekip gönderme konusunda çok yardımcı oldular. Güvenlik kameralarımızı taktırdıktan sonra bir adet EDS kameramız var. 7/24 esaslı izleniyor. Şikayete de anında dönüş yaptıklarından dolayı bu olaylar diyeyim, yani bu tür sıkıntılar en azından bu muhitte eskisi kadar kalmadı. Peki siz mahalle sözleşmelerinde var mıydınız? Ben yetişemedim. Yetişemediniz.
Peki mahalle sözleşmelerinde gördüğünüz kadarıyla görev devraldıktan sonra ne söz verildi, ne yapıldı ve yapılmaya var mı? Mahalle sözleşmelerinde hatırladığım kadarıyla altyapıyla alakalı problemlere değinmişti babam. Sağlık ocağımız yoktu mahallede. Bunun eksikliği vardı. Onun haricinde keza kervan kavşağı konusu gündemdeydi. Sağlık ocağı konusundan başlayayım. Önce mahallemize hayırlı olsun demek istiyorum. Bunun savaşını diyeyim. Çünkü büyük bir savaş verdiler. Rahmetli babamla Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Soner abim. 6,5-7 senelik bir serüven aslında bu. Yer tahsisi konusunda ciddi problemler yaşadık. Son 3 senede de tamamlamak bize nasip olacak. Yer tahsisimizi aldık mahallemize. Fevzi Çakmak Mahallesi'ne, Cedidiye'ye, Düzce'ye hayırlı olsun. Bununla alakalı da İl Sağlık Müdürü Yasin Bey ile görüştüğümüzde 2024 yatırım programına alındı diye bize bilgilendirme yaptı. İnşallah önümüzdeki sene temelini atacağız bunu. Evet. İkinci kısım altyapı. Merkez mahalle olduğundan dolayı işte belediye binasının, gerek sigorta binasının, gerek merkezin burada olduğundan dolayı altyapı ile alakalı ya da eksiklerle alakalı çok ciddi problemlerimiz yok. En hızlı hizmete aslında merkez mahalleler ulaşıyor. Eksik olan yine cumartesi pazarı tarafında 3 sokağımız var. Yağmurlama gideri buranın kalmadı. Bu mahalle kalmadı derken yoktu. Mahalle sözleşmesinde de bu yer alıyordu. Sağ olsun bu durumu da belediyemize ilettiğimizde inşallah Aralık ayının sonuna ya da Ocak ayının başına doğru buradaki eksik konularla giderilecek. Kervan kavşağına da geldiğimizde ciddi bir trafik problemi yaşanıyor burada. Hikayeyi biliyorum ama müdahil olduğum, dönemim yetmediğinden dolayı müdahil olduğum bir konu değil aslında orası. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Peki muhtarım bu belediyeden veya kamudan mahallenizin halkının talebi noktasına gelen taleplerin karşılanma oranı ne? Çoğu karşılanıyor mu? Boşlukta kalan talepler var mı? Mahalleli ne istiyor? %80 oranında talepler karşılanıyor. Ama şunu da biliyoruz, yüz ölçümü olarak büyük olduğundan dolayı Düzce vatandaşımız istiyor ki benim talebim bugün benim sıkıntım çözülsün. Yani ekipmandan kaynaklı 2 gün 3 gün aksamalar oluyor ama verilen şikayete, yani oluşturulan talebe cevap en hızlı sürede verildiğini ben düşünüyorum. Belediye başkanımız mahallelerde mahalle toplantısı yapıyor. Bizim mahallemizde de ağırladık yakın tarihte. Vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Çok samimi bir konuşma ortamı oldu. Talepte bulunan vatandaşlarımız da oldu. Neden gecikiyor diye soran da oldu. Bunların açıklamasını kendileri de yaptılar. Programın paylaşımını yaptık. Oradan da izleyebilirler. Genel olarak memnunuz. Yani belediyemizden, belediye çalışanlarımızdan genel olarak memnunuz. Eksik hususlar var. Kimse buna yok diyemez. Mesela ne var? Ya dediğim gibi yüz ölçümü geniş olduğundan dolayı hizmetin gelme süresi. Hizmetin gelme süresinde problemler yaşıyoruz. Şöyle yani 3 gün 4 gün sarkabiliyor bu konular ama en büyük problemimiz altyapı. Bununla alakalı da başkanımız bir açıklama yaptı. Bir yatırım projesi var. Şehrin altyapı ve su yapı hizmetlerini komple değiştireceğiz diye açıklamaları vardı. Biz de bir an önce onu bekliyoruz. Çünkü yani mevcut yapı 20 sene öncesinin, belki 30 sene öncesinin yapısı artık şehrin ihtiyacını kaldıramıyor. Bakalım 2024'te inşallah bunun ödeneğinin geldiğini biliyorum. 45 milyon euro gibi bir ödenek ayrıldı bu bütçeye. Bir an önce yapılmasını bekliyoruz tüm Düzceliler gibi biz de. Bir dahaki dönem adaylık devam ediyor mu? Aday olacak mı? Nasipse devam. Var mı rakipler? Var, rakip abilerimiz var. Rakipler var. Peki şimdi genel anlamda baktığımızda vatandaş sizden memnun mu? Belediyeden memnun mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Vatandaşların memnun olduğunu düşünüyorum. Bunu bir önceki seçimde zaten sandıkta gösterdiler. Şöyle, ben tutamayacağım hiçbir sözü vatandaşlarımıza vermedim. Realist baktık olaylara. İşte park istediler. Elimizden geldiğince düzenlemeye çalışırız dedik. Sağlık ocağı istediler. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince canla başla savaşacağımıza söz verdik ve bunları yaptık. Ekstra olarak Cedidiye Meydan düzenlemesi. Cedidiye Meydanı Düzce'nin kalbi, göbeği. Sayın Başkan'a rahmetli babam da iletmişti. Bize de nasip oldu. Başkanım, burayla alakalı bir düzenleme yapılacak mı? En elimizde az sabredin diyordu bize.
Proje başlangıcında da sağ olsun bizi bilgilendirdiler. Bu şekilde bir proje uygulayacağız dediler ki bu konu da aşağı yukarı 7-8 senelik bir konudur. Ceddiye Meydan Projesi'nin düzenlenmesi. Faruk Bey bakanken de bu konu ona iletilmiştir. Hani destek olun diye. Proje başladı, birinci etap bitti. İkinci etabı bekliyoruz inşallah. Çehresi değişti oranın. Keza Asar projesi. Asar'la alakalı Mimar Sinan Caddesi de bizim Ceddiye Mahallesi sınırları içinde. Burayla alakalı bir çalışma yapacak mısınız diye sorduğumuzda o zaman çalışmamız var, projemiz var dediler. Asar projesi bitmek üzere şu an. Yani mahalleye vermiş olduğumuz hizmetler bunlar. Büyüklerin yine takdiri diyeyim. Bu bir yarış. Rakip arkadaşlara da biz başarılar diliyoruz buradan yani. Güzel bir seçim olması dileğiyle. Peki muhtarım, biz Düzce Spor deyince aklınıza ne geliyor? Düzce Spor deyince aklımıza Düzce geliyor, Düzceliler geliyor. Memleket sevdası daha çok vurguluyor diyebiliriz. Evet. Peki biz muhtarlarla konuşuyorum programında. Düzce Spor'a bir maaşını, hani sembolik olarak fazla verebilir, az verebilir onu bilemiyoruz ama bir maaşını muhtarımızdan istiyoruz. Düzce Spor'un şu andaki kayyumuna hesabına verilmek üzere ve bunu da hem mahalleyi anlatıyoruz, hem muhtarı anlatıyoruz, hem hepsini anlatıyoruz. Düzce Spor için anlatıyoruz. Siz ne diyorsunuz bu işe? Hay hay diyoruz efendim. Hay hay diyoruz. Evet. Cani gönülden. Evet. Düzce Spor için ne yapılmalı sizce? Güzel yerden sordunuz. Futbol aslında benim ilgi alanım değil. Bir taraftarım. Ama çok ilgilendiğim bir spor dalı değil. Düzce Spor için ne yapılabilmeli? Gerekeni büyüklerimizin yaptığını düşünüyorum ben. Evet. Peki müdürüm, biz şimdi mahallelerimize gittiğimizde belediyenin muhtarlarla iletişim kuran müdürü Mehmet Bey ile beraber gidiyoruz. Orada inceliyoruz, dinliyoruz. Muhtarım anlatıyor yapılanları, yapılmayanları, memnuniyetini, memnuniyetsizliğini. Bir de belediyeden dinliyoruz. Belediye burada aynı zamanda Fen İşleri'nde Mehmet Müdürüm neler yaptı? Belediye Cedidiye Mahallesi'ne neler yaptı? Bir meydan düzenlemesi var. Oraya geçeceğiz. Ancak şimdiden bir soralım. Düzce Belediyesi Faruk Özlü döneminde Cedidiye Mahallesi'ne neler yaptı? Neler var? Efendim şimdi Cedidiye Mahallemiz Düzce'nin en eski mahallelerden biri. Biliyorsunuz bizim belediye binamız da Cedidiye Mahallesi'nde. Düzce'nin kendinde çok ciddi çalışmalarımız oldu. Cedidiye Mahallesi'nde de oldu. Meydan projemiz var. Asar projemiz var. Aslında hem binamızın Cedidiye Mahallesi'nde olması, belediye binamızın Cedidiye Mahallesi'nde olması vesilesiyle ben merkez mahalle olarak bütün Düzce'de yapılan hizmetleri burada bir açıklamak istiyorum, söylemek istiyorum. Öncelikle burada bizim 18 uygulamaları ciddi anlamda Düzce'de yapıldı. İkinci etapta 18 bittikten sonra 113 bin metre içme suyu hattı döşendi Düzce'ye. 105 bin metre, yani 105 kilometre diyebiliriz, kanalizasyon hattı döşendi Düzce'de. Yaklaşık olarak 52 bin metre yağmur suyu hattı yapıldı Düzce'de. Şimdi altyapı bittikten sonra Park Bahçeler Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmaları dile getirmek istiyorum. Park Bahçeler Müdürlüğü 81 bin metrekare alanda 93 tane park yaptı. Yaklaşık olarak 2 milyon bitki dikti. Üst yapıya geçtiğimizde bizim Fen İşleri Müdürlüğü olarak son 4,5 yılda 350 bin ton asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. 116 bin, 120 bine yakın kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 110 bin metre, 110 kilometre bizim yol açma çalışmalarımız gerçekleştirildi. Bunların dışında bizim bir şehir, Şıralık'ta yaptığımız bir şehir stadımız var. Aynı zamanda bizim Azize'ye kattığımız büyük bir modern pazar yerimiz var. Bilim merkezimiz var. Onun dışında bizim mahalle konaklarımız var, muhtarlık binalarımız var. Temizlik işleri müdürlüğümüz çok ciddi anlamda işler gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 300 bin tona yakın evsel atık bertaraf edildi. 3 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi. Yani genel olarak Düzce'de çok ciddi çalışmalar geçirdi. Yani Düzce'de Faruk Özlü Bakanımız döneminde çok değerli iki tane okul
Biri 48 derslik, biri 24 derslik okul kazandırıldı Düzce'ye. Aynı şekilde iki tane de çok güzel kütüphane Düzce'ye değer kattı. Yani bunların çoğuna tamamına Sayın Bakanımız vesile oldu. Bu hizmetler aslında sadece sayabildiklerimiz. Yani 5-10 dakika içerisinde sayabildiklerimiz. Hani belki bunun 5 katı 10 katı daha iş gerçekleştirildi Düzce'de. Bunları da burada söylememin sebebi Düzce'de şehir merkezi, belediyemizin Cedide Mahallesi'nde olması. Bu vesileyle de ben hani genel bir değerlendirme yapmak istedim. Yapılan çalışmaları bu mahallede dile getirmek istedim. Bu şekilde ASA projemiz var. Artık ilk köprüsünü bitti diyebiliriz. Bugün de bir çalışma gerçekleştirdik. İlk köprünün son kısımlarını bugün yerleştirdik. Orası da bitti. Şimdi Şıralık Mahallesi'nde büyük bir alanda şehir stadı, Düzce Spor dediniz. Düzce Spor gerçekten büyük bir değer Düzce için. Çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. 40 dönüm üzerinde 5000 kişiye yakın bir stat yaptık orada. Çok sancılı bir süreçti. Yani sadece orada yaklaşık olarak bir 100 milyonluk bir yatırım var orada. Hani vatandaşlarımız dıştan bakan gözle baktıklarında hani basit görünebilir ama ben oranın içinde olduğum için, aynı şekilde orada da kontrollük yaptığım için yaklaşık olarak bir 100 milyona yakın bir sadece stada bir değer katıldı. Şimdi biliyorsunuz Kuzey Çevre Yolu'nun hemen kuzeyinde de bir stad alanı var. Sayın Bakanımız onunla ciddi bir şekilde ilgileniyor. Allah izin verirse o da gerçekleşecek. Düzce'ye çok daha güzel değerler katacak. Evet. Şimdi Muhtarlar Müdürümüz belediye binasının merkezin yani Düzce'nin merkezinin ciddi olmasının hasebiyle biraz detaylı anlattı Düzce'ye yapılan yatırımları ve Ciddiye Mahallesi'nde hakikaten Düzce'nin merkezi. Biz Ciddiye Mahallesi'nde gezmeye devam edeceğiz. Bizleri radyolarından dinleyenler için bir daha tekrar edelim. Öncü Radyo, Radyo Kent, Radyo Özgür ve Radyo Öğüt'te bizi dinliyorsunuz. Muhtarlarla Konuşuyorum programı nerede? Ciddiye Mahallesi'nde. Ciddiye Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdi halk röportajlarına başlıyoruz. Evet, Ciddiye Mahallesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burada çok önemli bir proje var. Şimdi bu sokak çok güzel bir amaca hizmet edecek. İsmi Fettah Sokak. Neye hizmet edecek? Önce muhtardan bir dinleyelim. Muhtarım, neye hizmet edecek bu sokak? Biz projelerimizi anlatırken gençlerimizi de unutmadık burada. Evet. Düzce Bisikletçiler Derneği Başkanı Selim Cücü abimiz aynı zamanda azamızla mahalleye daha iyi nasıl hizmet verebiliriz konuşması yaparken bu fikir ortaya çıktı. Bisiklet eğitim parkuru. Çünkü Düzce'de bisiklet kullanan gençlerimizin sayısı bir hayli yüksek. Ve bilinçsiz kullanıyorlar. Heyecanlarına veriyoruz. Dedi ki bunu eğitimlendirilerek yapsınlar, öğrenerek yapsınlar. Bu projenin başını Selim abimizle beraber çekiyoruz. Ben Selim abiyi davet etmek istiyorum. Evet. Müsaadenizle. Evet Selim abi, seni mi tanıyalım? Selim Cücü, Türkiye Bisiklet Federasyonu il temsilcisiyim. Ayrıca ikinci kademe bisiklet antrenörüyüm. Yani bisiklet eğitimi, yani güvenli bisiklet sürüşü eğitimi vermede de ayrıca bilgi sahibiyim, yetkiliyim. Belgem de var, onu da belirtmek isterim. Evet, bu sokakta ne olacak şimdi? Şimdi biz bu sokakta şunu yapmak istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki Düzce bisiklet kullanımında çok yüksek seviyede. Aslında araştırıldığında Türkiye'de aktif bisiklet, günlük aktif bisiklet kullanıcı sayılarında nüfus ortalamasına vurulduğunda ilk 3'teyiz. Yani bir bisiklet şehriyiz. Sadece görünmüyor bu. Ne yapmak istiyoruz? Biz gençlerimize güvenli bisiklet eğitim sürüş kursları vermek istiyoruz. Bunu neden vermek istiyoruz? Çünkü trafiğe ilk çıkacakları araç bisiklet. Bisikletle güvenli eğitimi öğrendikten sonra zaten araçlarla diğer kendilerinden daha küçük olan bisikletlere ya da yayalara daha olumlu, daha empatili yaklaşacaklarını düşünüyoruz. O yüzden temelden bir eğitim vermek istiyoruz. Bunun da bu sokakta çok uygun olduğunu düşündük. Gerekli görüşmelerimizi belediye başkanımızla yaptık. Çok da olumlu dönüşler aldık. Hızlandırırsak bu olayı Türkiye'de bir ilk olacak inşallah. Yani trafik eğitim merkezinin yanında bisiklet eğitim merkezimiz de olacak diye düşünüyoruz. Evet, peki şöyle soralım. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun il temsilcisiniz, değil mi? Peki varlığınızdan haberimiz yok veya toplumun haberi yok. Siz ne yapıyorsunuz?
Bu federasyon ne yapar? Federasyon öncelikle sporun gelişimi, yani bisiklet sporun gelişimi, ondan sonra bisiklet kültürünün gelişimini, işte az önce söylediğim şeyler, eğitimler, yani bisiklete dair her şey diyelim. Bisiklet dair. Evet. Peki bunun, bu eğitimin veya bu Fettah Sokağın eğitiminin Düzce trafiğine, gençliğine ve bisikletli olan insanlara, bizim hayatımıza katkısı ne olacak? Yani örneklemeyi şöyle vermek istiyorum. En azından şu bilinci oturtmamız gerekiyor. Biliyorsunuz trafikte yayalar, bisikletler, motosikletler diye öncelik hakları başlıyor. Öncelik hakkının önce yayalarda olduğunu bisikletlere de öğretmemiz gerekiyor. Gün içerisinde herkes yaya. Yaya iken karşılaştıkları trafikteki problemleri psikolojik olarak hissettikleri için bisiklete bindiklerinde, motosiklete bindiklerinde ya da daha büyük araçlara bindiklerinde aynı psikolojik sorunları onların bir altındakine yaşatıyorlar. Bunları yaşatmamaları için biz bunun eğitimini tabandan vermek istiyoruz. Hı hı. Yani net çözümün burada olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'da da bunun örnekleri var. Biz de bir Düzce'de bu işin öncüsü olarak bu işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Eyvallah. Ayrıca bu olayı ücretsiz yapacağız. Ücretli de yapmayacağız. Hı-hı. Ücretsiz eğitim vereceğiz. Özellikle bunu belirtmek istiyoruz. Çocuklarımıza grup sürüşünü, trafikte sürüşü, kasklı neden sürmeleri gerektiğini gibi çok alternatifimiz var. Ücretsiz yapacaksınız. Tabii ki ücretsiz. Evet. Fettah Sokak'ta. Fettah Sokak'ta. Fettah Bey diye anılan mahallede. Evet, evet. Evet. Hemen Cedidiye Mahallesi muhtarlığın yanında. Zaten atıl olarak bir sokak burası. Çok. Peki ne zaman olacak bu? Öngörü ne? Yani öngörümüz bu yaz için olması yönünde inşallah. Bu yaz. Tabii. 2024 yılı. Aynen. İnşallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İsminiz neydi? Ayşe Yiğitirci. Ayşe Hanım, bu mahallede yaşıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi bu mahallede muhtardan, bu mahallede belediyeden, bu mahallede kamudan yaşam alanınızın kolaylaştırılması ve kalitesini artması adına memnun musunuz? Memnunum. Yani muhtarımız da sağ olsun. Gençlerimiz için parkların aydınlatılmasını istedim. Parkımız aydınlatıldı. Hı hı. Sağ olsun, her istediğimizde muhtarımız yanımızda. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Seçimlerde yine inşallah muhtarımızla devam ederiz. Evet. Şimdi başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Peki merkez mahalle, belediye de burada, hizmetler de geliyor da belediyeden beklentilerinizin karşılığını görebiliyor musunuz? Daha önceden göremiyorduk, açık konuşayım. Yani çöp, hı-hı, konusunda çok sıkıntılarımız vardı. Hı-hı. Onlar aşıldı. Hı-hı. Kanalizasyonlar konusunda sıkıntılarımız vardı. Şimdi onlar da düzene girdi. Sadece şu an biraz aksaklıklar otobüslerden yana. Güzergahların değiştikten sonra olan şeyler. Mesela ne aksaklık var? Çay tarafı otobüs durağında hastaneye gidecek olan yolcularımız çok fazla bekliyorlar. Hı-hı. Farklı yollara gidecek olan otobüsler çok çabuk geliyor. Ama hastaneye gidecek olanlar uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Hastaneye yetişemiyoruz. Yani bunun gibi şeyler yani. Peki bunu belediyenin beyaz masa veya yetkililere talep ettiniz mi? Müracaat ettiniz mi? Böyle bir sorun var dediniz mi? Evet, ediyoruz. Tabii ki ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de şu sorunumuz var. Otobüs durağında özellikle yağmur yağarken beklerken otobüsler bazen duraklara uğramıyorlar. Sesleniyoruz, duyuramıyoruz. Yani bunlardan da biraz sıkıntılarımız var. Toplu taşıma konusunda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, evet, doğru mu? Evet. Peki bunu buradan iletin belediye başkanına. Buyurun, mikrofonu ben size vereyim. Belediye başkanım, toplu taşıma araçlarımızda sıkıntılarımız çok büyük. Güzergahlarımızda bazen durmuyorlar. İstediğimiz saatte istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Nasıl diyeyim? Bir de şunu istiyorum. Hangi yöne gideceğimiz konusunda uyarılmak istiyoruz. Yani levhalar asılmasını istiyorum. Onlarda çok zorlanıyoruz.
Gençlerimiz değil ama yaşlılarımız çok zorda kalıyorlar. Bulamıyorlar, soruyorlar nereye gideceğiz, nereden binebiliriz. Sizden tek istediğim bu konuda bize destek vermeniz. Teşekkür ediyorum.